Herkese merhabalar. Patili kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ve biz yine karşınızdayız. Bu hafta bu videomuzda birlikte patili dostlarımız için Cadılar Bayramı kostümü yapacağız. Yani Halloween kostümü yapacağız. Gördüğünüz gibi kalıplarımız önümüzde. Neredeyse her elbisede her kıyafette kullandığımız basit kalıbımız. Kanalımızda yapım aşamaları mevcut. Dilerseniz oradan videomuzu izleyerek bu basit kalıbı siz de evinizde yapabilirsiniz. Şu şekilde bir yarasa kanalımız var. Ve bu şekilde de bir etek kalıbımız var. Bunun dışında bir kalıbımız yok. Evet, basit bir şekilde patili dostlarımız için Halloween kıyafeti yapacağız. Halloween kostümü yapacağız. Yani Cadılar Bayramı kostümü yapacağız. Ve hemen malzemelerimizi de sayalım. Kumaşa ihtiyacımız var. Ben burada üst kısımda sadece tek renk bir kumaş kullanacağım. Onun dışında etek için tül, dantel ve kumaş kullanacağım. Bu yarasa kanadı figürümüz için de bir keçe kullanacağım. Kenarlar için kenar güpürü kullanacağım. Bağlantı noktaları için de çıtır kullanacağız. Bunun dışında bir malzeme ihtiyacımız yok. Tabii az önce de söylediğim gibi siz bu durumu farklılaştırabilirsiniz. Bu kostüm üzerinde farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Bu videoda kullanacağımız malzemeler bunlar. Kalıplarımızı anlattık, malzemelerimizi saydık. O zaman hemen kostümümüzün yapım aşamalarına geçelim. Buyurun. Kumaşlarımızı kestik. Bakın, Cadılar Bayramı'nda genelde biliyorsunuz turuncu renkler, siyah renkler, mor renkler kullanılır ama ağırlıklı olarak turuncu üzerinde döner. Turuncu üzerinde yoğunlaşır. O yüzden biz de üst kumaşımızı turuncu olarak hazırladık. Onun dışında alt kısmı 3 kat etek yapacağız. Aynı boyda tül, dantel ve kumaş olarak kullanacağız. Şu orta kısma bu şekilde bir yarasa figürü dikeceğiz. Bu yarasa figürü üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Ya da işte buralarına taşlar işleyebilirsiniz. Boncuklar dikebilirsiniz. Evet, şimdi öncelikle üst kumaşımızda yapacağımız işlemleri her zamanki gibi öncelikle bu işlemleri hallediyoruz. Yani yarasa figürümüzü dikeceksek eğer şu kısma öncelikle onu dikiyoruz ki dikişleri altta kalsın. Şimdi ben buraya bu yarasa figürünü dikeceğim. Boyun kenarlarına güpür dikeceğim. Yine siyah güpürümüzden dikeceğiz. Şu şekilde güpürümüz var. Bunu bu şekilde tamamıyla boyun kısmına dikeceğim. Sonrasında bu üst kısımda işlemlerimiz bittikten sonra diğer kumaşımızı üstüne ön yüzleri birbirine bakacak şekilde koyuyoruz ve her zamanki gibi bütünüyle dikiyoruz şuralara kadar. Şu kısmı çıkalıyor, buraya eteği dikeceğiz. Şuralardan 5'er santim dikiyorum. Bu kısmı boş bırakıyorum, dikmiyorum ve buradan çeviriyorum. Böylece üst kısımdaki işlemimiz bitmiş oluyor. Şimdi ben bu işlemleri yapıyorum. Bu söylediğim bütün işlemleri hızlı bir şekilde yapıyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir yere ayrılmayın. Evet, gördüğünüz gibi kıyafetimiz bu hale geldi. Öncesinde söylediğim gibi bu kısma bu şekilde yarasa figürünü diktik. Bir keçeden bu şekilde bir figür kestik. Üzerine şuralardan dikişlerimizi attık ve buraya birleştirdik. Boyun kısmına dikerken araya siyah bu şekilde güpür koydum ve çevirdiğimde yakada bu şekilde güpürümüz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem bu kıyafet üzerinde. Dilerseniz ışıklar, pırıltılar ya da daha fazla malzeme kullanabilirsiniz şu kısımda. Ben çok fazla olsun istemiyorum çünkü
Geçen senelerde daha farklı kostümler tasarlamıştık, yapmıştık. Bu sefer biraz daha sade ama tabii ki konsepte uygun olması için küçük figürlerle, küçük desenlerle bu kostümü tamamlamaya çalışacağım. Yani sade bir şekilde bırakmaya çalışacağım. Kıyafetimizin üst kısmı bu şekilde kalacak. Şu bıraktığımız boşluğa eteği dikeceğiz. Etekte de yine deri desenli bir dantel kullandık. Ve altında da yine turuncu bir tül var. Aslında 3 katlı etek yapacaktım ama çok fazla etek olsun istemedim. Daha böyle soft bir etek olsun istedim. Çünkü de zaten deri ve desenli bir dantelimiz var üstte. O yüzden 2 kat, yani altta hafif bir turunculuk, üstte de siyah deri desenli dantelimizden eteğimizi dikeceğiz şu kısma ve sonrasında çıtırtlarımızı takacağız. Üzerinden dikişimizi geçeceğiz ve kıyafetimiz bitmiş olacak. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şekilde ve basit kalıbımızla siz de patil dostlarınız için Halloween kostümü, yani Cadılar Bayramı kostümü yapabilirsiniz. Patil dostlarınızın dolabında bulunmuş olur. Şimdi dediğim gibi bu iki parça eteğimi şu boş bıraktığım kısma dikiyorum ve diğer işlemleri de yapıyorum. Sonrasında kıyafetimizin son haliyle karşınızda olacağız. Lütfen bir yere ayrılmayın. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızdaki diğer patil dostlarımız için hazırladığımız patil videolarımıza göz atmayı unutmayın diyoruz. Hemen geliyoruz. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz bitti. Bu şekilde bir Halloween kostümü yaptık. Biraz daha sade. Bu sene biraz daha sade bir çalışma yaptık. Dediğim gibi sadece üst kısmına siyah bir yarasa figürü, yine üst kısmına siyah bir güpür boyun kısmına ve alt kısmında da siyah deri işlemeli bir dantel. Altında da yine turuncu tül kumaşımız var. Bu şekilde kıyafetimiz bitti. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde basit kalıbımızda, zaten videonun başında da söylediğim gibi basit kalıbımızın yapım aşamaları nasıl yapacağınız kanalımızda videosu mevcut. Dilerseniz yapım aşamalarını izleyebilirsiniz o videomuzdan. En son neler yaptık hemen onları da söyleyelim. Kıyafetimiz, yani kostümümüzün iç kısmı bu şekilde. Dilerseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de çıtçıları bu şekilde bağlayarak da normal bir elbise gibi kullanabilirsiniz. Düz, sade bir elbise olarak da kullanabilirsiniz. Çift taraflı gibi. Çünkü bu dikişler kumaşımızın içinde kaldığı için burası da gayet temiz bir şekilde. Dilerseniz bu kısmada bir figür yaparsınız ve iki taraflı da kullanabilirsiniz diyoruz. Evet. Son olarak neler yaptık? Hemen onu söyleyelim. Üst kısmında zaten bu yarasa figürünü dikmiştik. Bunu keçeden kestik bu şekilde ve buraya dikiş makinemize diktik. Üst kısımda iki kumaşımızı üst üste koyup dikerken araya boyun kısmına şu şekilde dantelimizi ve çevirdiğimizde güpürümüz boyun kısmına dışarı çıkmış oldu. Sonrasında şurada bir boşluk bırakmıştık. Bu boşluğa bu şekilde eteğimizi diktik. İki parça eteğimizi diktik ve üstünden dikişimizi attık, çıt çıtlarımızı taktık ve elbisemiz, yani kostümümüz bitti. Bu şekilde hazır. Dilerseniz hemen mankenimiz üzerinde de görelim. Bakın bu şekilde duruyor. Şurada yarasa figürümüz tam sırt kısmında. Eteğimiz bu şekilde. Kendinden büzgüler yapmıştık. Bakın eteğimizin bu aralarından turuncunun görünmesi farklı bir boyut kattı. Bu şekilde Halloween kostümümüz bitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım sizler için, bizler için ve en çok da patil dostlarımız için yararlı bir video olmuştur. Bu şekilde evinizde siz de patil dostlarınız için basit kalıbımızdan kolaylıkla farklı şekillerde kostümler hazırlayabilirsiniz. Elbiseler hazırlayabilirsiniz. Tasmalar hazırlayabilirsiniz. Yani bir basit kalıpla neler neler yapılır
diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince okumaya ve cevap vermeye çalışıyoruz. Bildirimleri de açarsanız sonraki videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan, yani kısacası bizden haberiniz olmuş olur. Bize vakit ayırdığınız için, bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman patilik kalın. Bye bye.